da var. Bir çekinceniz var mı korkunuz? E, tabii çekiniyorsunuz. Şimdi Çağlar kardeşim neticede hepimiz insanız insanın duyguları var. Sevinmek, üzülmek, mutlu olmak, işte korkmak falan gibi. Şimdi duruşmalara giriyoruz. Çok fazla olmasa da bakıyorum bir dosyaya okuyorum. Diyorum ki ya burada somut evrensel veya iç hukukumuza uygun herhangi bir somut bir eylem yok. Hukuk, aykırılık yok. En azından ben bunu böyle düşünüyorum. Kendimi kandırmak gibi bir durum yok. Yani çok özür dilerim. 34 yılın tecrübesi sonuçta. Evet. Ama di diyorum ki herhangi bir kişinin davasını üstlendiğinizde ya sosyal medyada linç ediliyorsunuz anında. Hemen vay şunun avukatlığını aldı, yok bunun bilmem ne işi. Ama dosyada hukuk aykırılık var. Hukukçunun ki gözü bağlıdır. Dış etkenlerden uzak sadece hukuka uygun kriterlerle o dosyayı ele alması ya da almaması söz konusu olabilir. ...ilkesizlikle suçlanıyorsunuz... ...para gözlükle suçlanıyorsunuz... ...ya da bu davayı alırsam... ...ve şu savunmayı yaparsam... ...yarın sabah benim kapıma ...birileri gelip... ...hadi bakalım kardeşim sen de yürü adliye diyebilir... ...korkusuna kapılıyorsunuz... ...ve böyle bir ortamda... ...hukukta maddi gerçeği, adaleti aramak zorunda kalıyorsunuz... ...şimdi böyle bir korkuda... ...ben şimdi bir şey, tersten de bir şey söyleyeyim... ...bunu avukat yaşıyor da savcı yaşamıyor mu? ...örnek savcıya bir ihbar geliyor bakıyor evet. ya da bir eylemle ilgili iddia geliyor. Bakıyor aslında içinde doğru dürüst bir şey yok. Rahatlıkla geçmişte takipsiz karar dediğimiz yani kişi hakkında dava açmaya gerek yoktur kararı verebilecekken ama şimdi diyor başım belaya girmesin ben ona bir dava açayım diyor. Hadi hakim ele alıyor. Yahut bu delillerle bu karar yani aleyhe bir karar vermek çok zor ama e ben şimdi beraat ettirirsem ya da tahliye edersem tutuklananlar oluyor. Bu sefer bana da şucu bucu derler. O da topu kendinden gitsin de Amiyat tabirle vuruyor, savuşturuyor. Ama bu sefer de adalet çok büyük evet. yara alıyor. Şu an mesela Türkiye'de yargının bu kadar tartışılır olmasının temelinde bırakın avukatı, hakim savcı teminatı var mı? Örnek mesela sağ sol fark etmez. Bir şahıs tahliye ediliyor. Daha cezaevinden çıkmadan o şahıslar hakkında 40-50 klasörü 500 klasörü bir üst mahkeme ele alıyor, bir saat iki saatte okuyup yeniden tutuklanmasına karar veriyor. Evet. Böyle bir şey. Hukuk devleti dediğimiz sistemde, hukuk devleti olduğunu iddia ettiğimiz ülkemizde olduğu vakit vatandaşın hukuka güveni kalır mı? Evet. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit çıktı dedi ki bu ülkede yargıya olan güven %30-35'lere düştü. Yani cezadan da vazgeçtim. Ticaret mahkemesinde bir dava 7 sene 10 sene sürer mi? Bir boşanma davası 3-4 sene sürer mi? Bir kiracıyı tahliye etmek ya da 3-5 bin lira 100 bin lira alacağı tahsis etmek aylar yıllar sürer mi? Devletin görevi adaleti tesis etmek olduğu halde devlet adaleti bizatihi engelleyen duruma düşerse evet. vatandaşın benim sizin kendinizi güvende hissetmeniz zaten söz konusu.